Arkadaşlar, bugün 7 Kasım Cumartesi Amerika Keeneland yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Herkese öncelikli olarak hayırlı akşamlar dileğimi sunayım. Çünkü 9 kuruşluk bir program var. İnanın eve geldim, yemek dahi yemedim. Yeter ki şu programı yetiştireyim, ondan sonra artık bir şeyler atıştırırım. Yani her şey sizin için inşallah gönlünüzce olur ama gerçekten kalite yarışlar, onları da belirteyim. Yani uykusuz kalmaya değer mi? Vallahi değer bence. En azından yarın işe gitmeyenler için söyleyeyim tabii ki şimdi yarın işi olanlar yani kalkıp da bana uyumasın, uyuyun fark etmez. Öncelikle sağlık önemli. Daha sonra zaten gerisi gelir ama bu yarışları kaçırmamak bence en güzel şey olur. Bugünkü koşulları yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda saatler şu anda kaç? 7-6 geçiyor. Ben hemen yarış programına geçiş yapayım çünkü fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü bu birinci koşu saat 8'de başlıyor. Grup 1 yarışıyla başlıyoruz. Zaten bugün hepsi grup 1. Bibradis, Coupe, Final and Mars Sprint. Ben bunları fazla okumayayım. Açık dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında gördüğünüz gibi 4 nolu safkan yarıştan çıkmış. Eğer koşsaydı bugünün şanslı isimlerin arasında olacaktı bana göre. Ama koşmaması da ne yapalım, başka bir şey yok. Yani yapacağımız bir şey yok daha doğrusu. Gelelim bu oranlara. Önce oranları söyleyeyim arkadaşlar. 2 nolu safkan 1,5 yani 1,5 lira orana sahip. 7 nolu safkan 3 lira. 9 nolu safkan 5,5 lira. 1 nolu safkan 10 lira. 3 nolu safkan 11 lira. 6 nolu safkan 14 lira. 5 nolu safkan 18 lira. Ve son olarak 8 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar benim burada öncelik tuttuğum safkan 2 nolu Gamine olacak. Bir Into Mischief temsilcisi olan safkan iyi bir orijine sahip. Zaten burada kötü orijin yok. Öncelikle bunu söyleyeyim. John Velasquez'e start alacak olan bu safkan en azından bir 64 günlük bir istirahat bence bu safkanlar için çok çok ideal. İyi bir performans var. Bir de grubun en yüksek handikapına sahip olan bu isim bence bu yarışı kazanır arkadaşlar. Eğer küçük ve risk sevenler için güne banko ile başlamak isteyenler için bence 2 nolu Gamine çok çok ideal bir banko adayı. Zaten Türkiye'de gördüğünüz gibi %55 gibi bayağı üst sıralarda. Yurt dışında da aynı şekilde 1,5 liralık bir orana sahip. Yani 1,5 gibi yine çok güzel bir orana sahip 2 nolu Gamine. Eğer bu safkanın yanına at yazmak isterseniz, yani en azından bir sürpriz arayışına girmek isterseniz de kimler yazılabilir? Ben öncelikle 1 nolu Speech ve Mr. Spaker temsilcisi Javier Castellano gibi yine usta jockey ile start alacak olan safkanda bence ilk rakip olarak kuponlara yazılması gereken isim. Daha sonra 6 nolu Venetian Harbor. Bir Munich temsilcisi Manuel Franco gibi yine iyi bir joker ile start alıyor. Performansa baktığınız zaman son 6 yarışını görüyorsunuz. Son 3 yarış birinciliği, 3 tane ikinciliği. Yani oldukça istikrarlı formda bir safkan. Ben bugün Manuel Franco ile yine bir birincilik arayışında olacak olan bir isim. Ve son olarak da 5 nolu Sconcin, bir Inglewood temsilcisi James Graham'la start alacak olan bu safkanda yine iyi performans ve iyi durumuyla bence yazılması gereken bir isim olur. Zaten bugün bayağı Türkiye'de şu anda çok sürpriz bir konumunda. Yani gelirse bayağı bir şeyler hoplatır zıplatır mı deriz, artık başka bir şey deriz. Ama gerçi yurt dışında 18 lira oranı var ama ben en azından bir şans aramak açısından fena bir safkan görüntüsü yok çünkü son yarışta kazanmış bir isim. Dediğim gibi 2 nolu safkan benim banko adayım ama at yazarsanız da 1-6-5 arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna başladığımız zaman hepsi grup 1 zaten. Breeders' Cup Turf Sprint yarışı açık 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metrelik sürat yarışı, bir çim yarışı. Burada baktığınız zaman 15, 16, 17 ve 18 nolu yarışlar. Tabii orada sınırlama var. Yarıştan çıkmışlar. Tamam, gelelim hemen ekranı bu şekilde yapalım. En azından görelim bunları. Oranlara girince 3 nolu safkan 5 lira, 7 nolu safkan 5 lira, 12 nolu safkan 5 lira, 6 nolu safkan 8 lira, 8 nolu safkan 8 lira, 1 nolu safkan 9 lira, 4 nolu safkan 12 lira, 5 nolu safkan 18 lira, 14 nolu safkan 18 lira, 13 nolu safkan 18 lira, 11 nolu safkan 20 lira ve 9 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Geri saymadığım oranlar 35-40 liradan başlıyor. Onu baştan söyleyeyim. Zor bir koşuyla başlıyoruz. Oranlardan da gördüğünüz gibi 5 liradan başlıyor favoriler. Yani burada her türlü sonuca açık bir yarış olduğunu belirteyim. Bakalım şurada ibreyi şöyle yapalım. Evet, benim burada sizlere önereceğim safkanlar sırasıyla şu şekilde olacak. 3 nolu Imperiesis. Bir Broken Wall temsilcisi Rat Ortus Junior gibi usta jockey ile son yarışını kazanan bir isim. Bence ilk şanslı kuponlara yazmamız gereken isim. Yani ilk at olarak
3 nolu Safkan'ı işaretleyeceğiz. Daha sonra 12 nolu Get Stormy ve Get Stormy gibi yine iyi bir çim orijine sahip Tyler Gaffalini. Gerçekten bu çocuk favori olan atlarda iyi yarışlar koşturabiliyor. Zaten bir Mark Cassidy gibi usta bir antrenör sahip. Gerçi burada antrenörlerin çoğuna baktığınız zaman hepsi de birbirinden kalite antrenörlere var. 12 nolu Safkan yazdı. Şu anda yurt dışında 3 nolu Safkan favori. Ama eşit favori, yani 3-7-12'nin oranları zaten eşit çıkmış. Türkiye'de gördüğünüz gibi 12 nolu Safkan favori konumunda. Daha sonra 7 nolu Leinster, bir Majestic Warrior temsilcisi Louis Saez gibi usta şokeri start alacak olan Safkan da son 2 yarışını kazanmış formda bir isim. Daha sonra 4 nolu Front Run Defeat, bir Fat Beast temsilcisi Javier Castellano, bugünlerin adamı, bunu da unutmayalım arkadaşlar. Bugün Javier Castellano, bakalım kaç tane yarış alabilir, onlara bakacağız. Gerçi bundan önce de bir 3-4 tane daha yarış koşuldu da en azından bunu belirteyim. Yani bu birinci koşu, orada da birinci koşu değil, yani orada dördüncü koşu olması lazım. Onu da belirteyim arkadaşlar. 4 nolu Safkan'ı yazdıktan sonra daha sonra 6 nolu Glass Sleepers, bir İngiltere menşeli bir Safkan. Dream Ayet gibi yine iyi bir çim orijine sahip Tom Evans, İngiltere jockeyi. Bu Safkan'da en azından performansı iyi. Yani ben çok koşmuş atları zaten fazla sevmiyorum. Ama bu tip yarışlarda da gerçekten böyle atlar bazen tecrübe istiyor. Ama bu Safkan da iyi bir formda giriyor. Onu da belirteyim. Yani en azından kötü bir orijini yok. İyi bir orijine sahip. Tom Evans da zaten İngiltere'de genelde nerede oluyordu bu? Wolverhampton'da genelde o tip yerlerde at binen bir isim, ama başka tabii açık yarış arada sırada binen bir jockey, yani Dubai'de bile denk geldi, yani onu da belirteyim. Ve son hafta bu kadar at yazarsak, bir Storm Atlantic temsilcisi var. Bir nolu Big Runner, bir Juan Hernandez'e start alacak olan Safkan'da bu sezon koşmuş olduğu 3 yarışın 3'ünü de kazanmış formda bir isim. Yani böyle formda bir ismi de yazmadan da olmaz. O 3, 12, 7, 4, 6, 1. Benim bu ikinci koşuda sizlere önerdiğim Safkanlar arkadaşlar. Bugün biraz kalabalık söylüyorum. Sizler de kendi bütçenize göre ayarlama yapın. En azından orada bir eleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya buradan değil de başka tuttuğunuz Safkan varsa onlara göre bir güzel bir harmanlayıp kupon yapabilirsiniz. Geldik üçüncü koşusu. Burası hem yedili plase ve üçlü ganyanın açılış ayağı. Ben bu yedili plaseyi seviyorum zaten. Yani en azından birinci olmasa ikincilikle sıyırıyoruz işi. Her ne kadar fazla para vermese de olsun arkadaşlar. Yine en azından zevkimizi tatmin ediyor muyuz? Ediyoruz sonuçta. Burada oranlara gelin. Buradaki ikinci bu ne yarışıymış? Grup 1 Breeders' Cup Dirt Mile. Bir açık yarış yine 3 ve yukarı İngiliz'in 1600 metre kum yarışında. Burada 13 nolu Safkan yarıştan çıkmış. 10 nolu Safkan 2,5 lira. 5 nolu Safkan 4 lira. 1 nolu Safkan 6 lira, 2 nolu Safkan 9 lira, 9 nolu Safkan 10 lira, 12 nolu Safkan 12 lira, 7 nolu Safkan 16 lira, 4 nolu Safkan 16 lira ve 3 nolu Safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Benim burada sizlere önereceğim Safkanlar sırasıyla şu şekilde olacak. Yine zor bir ayak, zor bir koşu. Zaten bugün açık yarışlar oldu mu inanın her taraf zorlanıyor. Ben burada yurt dışında biraz 9 lira oranı var ama ben burada 2 nolu Sharp Samurai, bir First Samurai temsilcisi olan Safkan Rart Ortiz Junior'da start alacak olup son 3 yarışın ikinciliği yapan bir Safkan, formda bir Safkan. En azından onu söyleyeyim, birincilik mücadelesine sürekli mücadele ediyor ama birinciliği fazla yok. Ama yine iyi durumuyla bence kuponlarda ilk şanslı isim olarak ben bu Safkan'a güveniyorum. Türkiye'de 3. at, yurt dışında 4. sırada olan bir isim. Daha sonra 10 nolu Complexity, bir Matches Mazik temsilcisi Jose Ortiz'e start alacak olan Safkan'la bir Chuck Brown arasından oldukça formda bir giriş yapmış bu yıla. 2 birincilik bir ikincilikle şu anda gördüğünüz gibi Türkiye'de favori bir isim. Yurt dışında aynı şekilde favori bir isim. Zaten Jose Ortiz de kalite bir jockey olduğunu zaten en azından görmüşsünüzdür. Daha sonra 12 nolu Ovendal, bir Into Miship temsilcisi Florian Jarosz'da start alacak olup son 2 yarışında güzel 2 tane ikinciliği olan bir isim. Bugün bence yine şanslı isimler arasında. Daha sonra normalde bu 2, 10, 12 biraz gruptan sanki ayrılmış gibi. Ben de öyle tabii. Geniş at yazmak isterseniz 7 nolu Rushi, bir Lance Mapp temsilcisi Javier Castellano start alacak olan Safkan'da en azından son yarışı kazanmış formda bir isim. Daha sonra 1 nolu Art Collector, bir Bernardini temsilcisi Brian Joseph Hernandez Junior'da start alıyor. Bu yıl koşmuş olduğu 5 yarışın 4'ünü kazanmış. Son yarışta 4.lük elde etmiş. Yine formda bir isim. Ve daha sonra 5 nolu Knight Go, bir partner temsilcisi Oal Rosales start alacak olan Safkan da bu yıl koşmuş olduğu 2 yarışın üst üste kazanan bir isim. Ve son olarak da o kadar at yazdık. 9 nolu Mr. Breezy, bir Tohaner Serve temsilcisi Manuel Franco gibi usta jokeri start alacak olup son yarışını kazanan bir isim. Ama 2, 10, 12 bende biraz daha ön planda. Daha sonra 7, 1, 5, 9 sizlere önerdiğim Safkanlar arkadaşlar.
Geldik ikinci altılık ayağının açılış ayağı olan bu dördüncü koşu. Bir grubu, grup 1 Bradley's Cup Final and Mare Tour. Bir açık dişilere ait 3 ve yukarı İngiliz'in 1900 metre çim kursunda. Burada 14 safkan var. 2 ve 5 nolu safkanlar. Ekürü tabii bugün bizim TJK 2 nolu safkana bayağı bir bağıracak. Yani sesini buradan da duyurabiliriz. Hatta spiker bana göre hep öncelik 2 nolu Sister Charlie'yi konuşacak. Çünkü neden diyeceksiniz? My Boy Charlie bizde aygırlık yapıyor. Çünkü bize geldiği için şu anda değeri artacak ya. Kazanırsa o bizimkiler onun hesabında. Neyse olsun. En azından bizden bizim orijinlerden birisi artık sayacağız. Değişen bir şey yok. Gelelim buradaki oranlara. 6 nolu safkan 3 lira. 3 nolu safkan 5 lira. 4 nolu safkan 5 lira. 14 nolu safkan 8 lira. 7 nolu safkan 8 lira. 2 nolu safkan 11 lira. 1 nolu safkan 14 lira. 11 nolu safkan 14 lira. 10 nolu safkan 16 lira. Ve 5 nolu safkan da 22 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Benim burada önceliği 3 nolu Peaceful. Bir Galileo temsilcisi Ryan Moore gibi kalite bir jokey. Yılların jokeyi, kalitesi her yerde adını söyleten bir jokey. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Eğer bilmeyen varsa Ryan Moore'un kim olduğunu öğrensinler. Gerçekten kalite bir jokey olduğunu da unutmasınlar. 3 nolu safkanı yazacağız. En azından bakın antrenör de Aidan O'Brien. İrlanda'da bayağı İrlanda'nın değil. Bana göre dünyanın en sayılı antrenörlerinden birisi. Zaten dünya adına meşhur bir markası olan bir isim. Onu da belirteyim arkadaşlar. 3 nolu Peaceful. Zaten bugün Brian çok at getirmiş buraya. Demek ki bayağı hedefleri var yani. Ama ben de burada dedim ki 3 nolu Galileo'nun tayı. Ben de ön planda bir isim Ryan Moore ile. Daha sonra 14 nolu Giant Pepper. Bir Avustralya temsilcisi. Yine uzun mesafelere yatkın. Bu Avustralya temsilcisi biliyorsunuz bizde de koşan tayıları var. İyi bir safkan. Sean Foley gibi yine iyi bir jockey. Formda bir isim. Bu yıl koşmuş olduğu 4 yarışın ilk 3'ünü, ikinci son yarışını kazanan bir isim. Bence muhakkak kuponlarda yerini almalı. Daha sonra 6 nolu Rushing Fall. Bir Moradan Reid temsilcisi Javier Castellanos tartacak olan bu safkanda. Bu yıl koşmuş olduğu 3 yarışın üstünde kazanan bir, çok formda bir isim. Yani grup 1'leri bayağı temizlemiş bir isim. Yani Javier Castellanos bugün bence en şanslı atlarından birisi bu. O yüzden 6 nolu Rushing Fall'ın muhakkak kuponlarda ihmal etmeyin. Daha sonra 7 nolu Terebölüm. Bir Seedle Stars gibi yine bir şampiyon aygırın tayı. Ama Seedle Stars'lar gerçekten çok pahalı tayları satıldı ama ben yine çok üstün bir başarı yakaladıklarını pek görmedim ama yine kalitedir yani onu belirteyim. Burada da Franco Dettori ile start alıyor. Bir Godolphin ekibisinden alan bir safkanda kuponlarda yeni almalı. Daha sonra 2 nolu Sister Charlie. My Boy Charlie gerçekten bizim aygınımız artık bu John Velasquez'e ekür avantajıyla kuponlarda yeni almalı ve son olarak da 4 nolu Min Mari. Bir Scott dedi yine Çin pistinin etkili aygırı tayı. Louis Saez gibi iyi bir jokeri star alacak olan bu safkanda baktığınız zaman zaten Toto'ya baktığınız zaman yazmadan edemezsiniz. Son 6 yarışın 2 tane ikinciliği 4 tane birinciliği olan formda bir isim. Bence yazılması gereken isim. 3, 14, 6, 7, 2 ve 4. Benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Günün 5. koşusu bir grup 1 Bradley's Cup Sprint. Açık 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında geldiğimizde burada 14 nolu safkan yarıştan çıkmış arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Burada oranlara gelince 10 nolu safkan 2 lira, 2 nolu safkan 3,5 lira, 11 nolu safkan 7 lira, 8 nolu safkan 8 lira, 6 nolu safkan 9 lira, 7 nolu safkan 12 lira, 1 nolu safkan 12 lira, 3 nolu safkan 16 lira ve 4 nolu safkan da 40 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada en azından bayağı iyi bir Uncle Mo tayı var. Gerçi ben Uncle Mo'yu gerçekten yarıştan seçtim. Ben de yarışı kaybettim burada bu Bradley's Cup finalinde Uncle Mo son anda geçirilince benim altılı gitti. Zaten biz Zenyatta'dan yattım. Bugünkü Bradley's Cup klasik yarışında koşmuştu. Yani bir Uncle Mo son anda geçildi. Yattık altılı 5'te 5 gidiyordu. Bir de neydi onun ismi ya? Bunun tayı bugün hatta yılın sporcusu seçilen şimdi görsem şimdi aklıma gelir de o. Neyse. American Paro. American Paro. O da tam fotoda geçirdi. Gerçi o gün bir yağmur vardı. Benim şanssızlığım artık. Ne yapalım? Bugün arkadaşlar benim burada tuttuğum safkan dediğim gibi bir Uncle Mota'yı alan Joel Rosario start açacak olan 10 nolu Japon. Bu safkan 4 yarış koştu. 4'ünü kazanmış bir isim. Bence bugünün de en şanslı ismi. Ben bu safkanın en ciddi rakip olarak da 2 nolu Sea Rocket. Bir City Zip temsilcisi olan bu safkan Louis Saez'e start alıyor. Çok formda bir isim. Son 5 yarışını üst üste kazanan bir isim. O yüzden bence 10 öncelik daha sonra 2 nolu safkan olarak kuponlara geçebiliriz. Ama daha da sürprize kaçarsak yani biraz daha çoğaltalım burada belki bir patlama olur derseniz o zaman
Altınolu Franks Rocket. Yine roketli bunlar çünkü. Bir Into Mischief temsilcisi, iyi bir orijine sahip. Junior Alvarado gibi yine iyi etkili çok iyi. William Mott zaten eski bir iyi bir antrenöre sahip. Bu safkan da 6 yarış koşup son 6 yarışın 5'ini kazanmış, bir ikincilik elde etmiş. Çok formda bir isim. Bence muhakkak bu da bir sürpriz de olsa kuponlarda yerini almalı. Ve son hafta 11 nolu Diamond Ops. Bir Loki temsilcisi Florian Jarosz'la start alacak olup son 2 yarışını kazanmış. Yine formda bir isim. Bence sürpriz de olsa kuponlara ilave edebiliriz. Ama 10 ilk önce daha sonra 2, yani 2 at olarak geçmek isterseniz 10 ve 2 bence çok çok ideal. Ama genişletirsek 6 ve 11'i de ilave edebiliriz arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde bir grup 1 yine Brothers Cup Mile açık 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim yarışında burada baktığımızda 15 safkan var. 3 ve 15 on safkanlar ekürü, 9 on safkan da yarıştan çıkmış. Yani şu atın koşmasını gerçekten isterdim. Çok şanslı bir attı bu ama şanslı yarıştan çıkmış artık ne olduysa. Gelelim oranlara. 2 on safkan 5 lira. 12 on safkan 5 lira. 11 on safkan 6 lira. 4 on safkan 8 lira. 5 on safkan 10 lira. 14 on safkan 10 lira. 1 on safkan 12 lira. 10 on safkan 12 lira. 6 on safkan 12 lira. 3 on safkan 12 lira. 13 on safkan 14 lira. Ve 7 on safkan da 50 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Burası yine çok at yazılması gereken bir yer. 1 milyon dolarlık bir yarış arkadaşlar. 1 milyon dolar az para değil. Yani 9 trilyon bir yapıyor. Yani eski paraya göre. Tabii benim burada önceliği ben yine 2 nolu Cameco'ya vereceğim. Bu Keaton's Joy temsilcisi Austin Murphy. İngiltere jockey arkadaşlar. Zaten çok formda bir isim. Baktığın zaman son 6 yarışın 3'ünü kazanmış. 3 tane 4'üncülü olan. Yani tırnağın ucunda gelmiş bu, İngiltere'den gelmiş bir safkan. Bence kuponlarda muhakkak yazacağız. Daha sonra tabii orijine baktığın zaman bir Amerikan orijini ama İngiltere'de koşmuş bu safkan. Yapacak bir şey yok. Daha sonra bir nolu Circus Maxius. Bir Galileo temsilcisi Ryan Moore'la start alacak olan bu safkan. İşte gördüğünüz gibi Aidan O'Brien antrenörü. Son sıfır çekmiş ama iyi bir isim. Onu da söyleyeyim. Bir Galileo temsilcisi her zaman kalitedir. Onu da unutmamakta fayda var. Daha sonra 3 nolu Lope Fernandez. Bir Lope de Vega gibi yine iyi bir orijine sahip. Ekür avantajına sahip. Lanfranco Dettori gibi yine yılların jockey'i. Türkiye'de zaten sürekli girip at binen bir jockey. Yine bir Aidan O'Brien imzası var. Bence yine kuponlarda yerini almalı. Ekür avantajıyla da olsa. Daha sonra 13 yılı Factor T's. Bit the Factor gibi iyi bir çim orijinli. Florian Jarosz ile start alacak olup Afgan çok formda zaten. Şu 6 yarışın 5'ini kazanmış. Birinde ikinci olmuş. Yani tırnağın ucunda desek yalan değil yani. 13 nolu safkanın Factor T's'i kuponlara yazacağız. Daha sonra 12 nolu Uni. Gerçekten Uni. More than Ready temsilcisi Oval Rosales start alacak olan safkanda. Son yarışı kazanmış bizim. Eskiden, çok eskiden bir Uni adında bize de bir safkan vardı. Hatta Yaşar Şentay'a ait bir safkandı. Simsiyah bir safkandı. Genelde Akın Özdeniz'in bindiği bir yarış vardı. Ama şansına o jenerasyon çok iyiydi. Kimler yoktu? Bir Gazi Kazanan Hafız vardı. en azından bunu söyleyeyim. Yani o jenerasyona denk geldi. Ama bu Uni de İngiltere'den gelme. Bunu da belirteyim. Bir İngiliz orijinli. Murat Enredi, Juan Rosana ile bence şansını alacak. Daha sonra 5 nolu Digital Age. Bir Invisible Sprite temsilcisi Javier Castellanos satacak olan safkan da. Sonra 2 yarışını kazanan bir isim. Daha sonra 11 nolu Ivar. Bu safkan da bir Japon orijinli ama Brezilya'da koşuyor. Josep Talomo ile satacak. Yine oranın iyi bir jockey. Bu safkan da çok formda. Son yarışı kazanmış. En azından buraya gelmiş bir isim. Burada Türkiye'de şu anda favori bir isim. Ama yurt dışında neredeyse favori olacak bir isim. Ve son hafta 6 nolu Savoyage. Bir Fas Company. Yine iyi bir çim orijine sahip. Justin Hart'la start alacak olan bu safkan da yine bir İngiltere, İrlanda'dan gelmiş bir safkan. Bence kuponlarda yeni almalı. Kötü bir at değil. En azından bir orijini de iyi. Bence işi yani bir sürpriz yaparsa hiç şaşırmayacağım bir isimlerden birisi olur. Gelirse kaç paralı Ganyan'ı? Of maşallah diyeceğiz. Şuradaki Ganyan'ı, buradaki Ganyan bir kere kesin 20 lira aşağı çıkmaz arkadaşlar. Altın olur. Çünkü %2'lik bir oran çıkmış. Bence yazılması gerekir. 2, 1, 3, 13, 12, 5, 11, 6. Benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkanlar. Arkadaşlar bazı yerler kalabalık tutuyorum ama sizler kendinize göre eleme yapabilirsiniz. Bazı yerlerde de az at geçebiliriz. Bakın örneğin bu ayaktan sonra biraz azaltıyoruz. Vitesi düşürüyoruz. Çünkü neden diyeceksiniz? Burada 7. koşu. Bir yine bir grup 1 Brothers Cup Distaff koşusu. Dişilere ait 3 ve yukarı İngilizce 1800 metre kum yarışında. 7-8 ekürü burada.
Burada baktığımız zaman bir 10 nolu Monomoy Girl koşuyor arkadaşlar. Tapizar temsilcisi Florent Jarosz da start alıyor bu safkan. 12 yarış koştu bu zamana kadar. 10'unu kazanmış. Hani müzesinde artık müzesi varsa tabii ki kupaları olan bir grup. Bir grup, iki grup, üç. Yani ne varsa silip süpürmüş bir isim. Son yarışında çok rahat bir kazanan bir isim. Bu yıl zaten 3 yarış koştu. 3'ünde kazanan bir isim. Ama bizim TJK burada haliyle 5'e bağıracak. Çünkü neden diyeceksiniz? 5 bir Daredevil temsilcisi. Yani şu anda aygın bizde yani. Ondan bizim TJK bugün ne var ne yok. Spiker bağıracak 5'e artık. İster gelsin ister gelmesin. Ama ben bugün banko olarak 10 nolu Monomoy Girl'ü sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Florent Jarosz ile safkan bence biraz zor geçilir. Kaliteli bir isim. Tabii at atı her zaman geçer ama ben bugün şansımı İbre'yi biraz 10 nolu safkandan yana kullanacağım. Bence kazanır. O yüzden sizlere banko olarak öneriyorum. Rakip isterseniz dediğim gibi bizim TJK'nın atını, yani TJK'nın atı değil de yani baba TJK'da ondan yazarsanız onu rakip olarak geçebilirsiniz. Veya ikili oynamak isterseniz bence ayrılmış bir ikili. Ben gerçi sizlere oranları aktardım mı bilmiyorum. Valla bazen heyecana yapıyoruz. 1 milyon dolarlık yarış arkadaşlar. 10 nolu safkan 1.5. 5 nolu safkan 2.5 lira. 2 nolu safkan 12 lira. 4 nolu safkan 12 lira. 9 nolu safkan 14 lira. 8 nolu safkan 14 lira. 1 nolu safkan 20 lira. Bazen arada konuşma olunca unutabiliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben dedim ki burada 10 nolu Monomoy'u gör. Ben de tek arkadaşlar. Ben de sizlere tek olarak öneriyorum. Bu 7. koşu için. Geldik günün 8. koşusu. Grup 1 Brothers Cup Turf koşusu. 3 ve yukarı İngilizlerin 2400 metrelik uzun mesafeli yarışlarda. Burada arkadaşlar en azından şunu belirteyim. En azından oranlarını söyleyeyim. Ondan sonra söyleyeyim ben. 2 nolu safkan 2 lira. 10 nolu safkan 3 lira. 3 nolu safkan 3.30. 6 nolu safkan 9 lira. 9 nolu safkan 14 lira. 4 nolu safkan 16 lira. 7 nolu safkan 16 lira ve 1 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar bu yarış genelde %70 Avrupa'dan gelen atlar kazanıyor. Bunu belirteyim. Çünkü neden diyeceksiniz? Amerika'da genelde böyle bu tip uzun mesafeli yarışlar çok az oluyor. Ama oluyor mu? Yine oluyor ama yani az oluyor. Genelde İngiltere'den gelen atlar biraz daha şanslı oluyor. Burada zaten gördüğünüz zaman 2 nolu Megashin bir Galileo temsilcisi. Yani İrlanda menşeli bir safkan. 132 handikap yani dile kolay yani böyle bir 132 handikap buraya gelmiş. Bence kazanması gerekir bu safkanın. Yani bir de Ryan Moore gibi adam üstünde. Tabii Aiden O'Brien herhalde büyük ihtimalle bu yarışı gözüne kestirmiştir. 2 milyon dolarlık hatta 2 milyon dolara da geçen bir yarış. Yani böyle bir yarışı bence müzesine götürür diye düşünüyorum. Eğer banko arayışınız bu 2 nolu Megashin'dan yanaysa bence çok çok ideal bir banko adayı. Bunu belirteyim. Ama illalar yanına at yazmak isterseniz biraz sürpriz arayışına girerseniz de o zaman kimler yazabilir? Bence ilk yazılacak rakip olarak yine bir Galileo temsilcisi olan 10 nolu Mogul. Pierce, Charles, Boudot gibi yine iyi bir jockey sahip. Yine bir O'Brien'in atlarından birisi son yarışta kazanmış bir isim. Ama ikili koşmuyorlar. Tabii sahipleri farklı ama antrenörler aynı. 10 nolu safkan bence ilk rakip. Daha sonra 6 nolu Lord North. Bir Dubavi temsilcisi. Godolphin ekürüsüne ait bir safkan. Franco Dettori ile yine bir şans arayacak. Son olarak da 3 nolu Tarnava. Bir Şamardal temsilcisi. Colin Kinn'le start alacak olan safkan da bu yıl koşmuş olduğu 3 yarışı kazanan çok formda bir isim. Bence rakip olarak yazılması gerekebilir diye düşünüyorum. Ama 2 nolu safkan bende çok ön planda. Bunu belirteyim. At yazarsanız da 10, 6 ve 3 nolu safkanı tercih edebilirsiniz. Geldik günün en önemli koşusuna. Bir grubu, grup 1 Brothers Cup Classic. Yani en önemli koşusuna geldik. Açık yarış 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışında gördüğünüz gibi 3 milyon 120 bin dolarlık yarış. Bilmiyorum bu daha önce sanki bana daha fazla ikrami 5-6 milyon dolar gibi görüyordum ama ben mi yanılıyorum? İkramiyesi mi düştü veya ben belki o şekilde çünkü bir ara verilince ikramiyeleri karıştırdık herhalde. Yani olabilir. Ama burada ekürü avantajı var. 7 ve 8 nolu safkan. Ben önce oranları söyleyeyim arkadaşlar. Unutmadan kafa gidiyor bazen. 8 nolu safkan 3 lira. 4 nolu safkan 3.5 lira. 10 nolu safkan 4 lira. 2 nolu safkan 4 lira. 9 nolu safkan 6 lira. 3 nolu safkan 20 lira. 7 nolu safkan da 28 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar burada baktığım zaman ben 8 nolu Improbot bir City Zip temsilcisi. Ekürüsü de iyi formda. Rat Ortiz Junior gibi iyi bir jockey ile start alacak olan bu safkan. Bence bu yarışı kazanır. Ekürü avantajına sahip. Her ne kadar ekürüsü biraz geri planda olsa da sağlam bir at. Onu da belirteyim. En azından bir körün temsilcisi. Ama bugün 8 nolu Improbable bence yarışı kazanır. Eğer bu safkanı küçük ve misli kuponlar için veya ikinci banko, üçüncü banko arayışında olanlar için bence çok çok ideal bir banko adayı arkadaşlar. Bu 8 nolu safkan ekürüsüyle birlikte.
Ama at yazarsanız o zaman kimler yazılabilir? Bence öncelikli olarak iki nolu Tease the Law. Bir Constitution temsilcisi Manuel Franca start açıklamışsak kalkma. Baktığımız zaman bu yıl koşmuş olduğu 5 yarışın 4'ünü kazanmış, son yarışta ikincilik elde etmiş bir safkan. Bence yani ilk rakip olarak yazılabilir. Daha sonra 9 dolu Authentic, bir Into Mischief temsilcisi John Velasquez'e start açıklamış safkanda. Yine çok formda, 6 yarış koşmuş. Son 6 yarışında 4 birincilik, 2 ikinciliği, yine çok çok formda. Ve son olarak da 10 dolu Maximum Security, bir New Year's Day gibi yine iyi bir orijine sahip Louis Saez gibi usta şokeyle start açıklamış safkanda. En azından handikapı yine yüksek, koşmuş olduğu son 6 yarışın 5'ini kazanmış, son yarışında ikincilik elde etmiş bir safkan. Yani görüyorsunuz zor bir program, yani kıyasıya bir mücadele olacak. Ama burada ilginç bir şey de söyleyeyim, burada en azından görmüşsünüzdür. 7-8'in antrenörleri farklı ama 8'in Bob Baffert, 9 ve 10 nolu safkanların da ekürüsü antrenörü. Ha, bakalım ne olacak, merakla takip ediyoruz. Ama dediğim gibi 8-10 safkan bende çok ön planda, benim bankadayım. Rakip arayanlar da 2, 9, 4, 10 olarak tercih edebilir arkadaşlar. Herkese bol şans diyorum, bol kazançlar diyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.